Arkadaşlar selam. Bugünkü dersimiz çok kısa, çok hızlı böyle nokta atış bir ders olacak. Daha önceden non-close konusunu anlatmıştım. Non-close konusunda pratiklerden bir tanesi. Bir çeviri çalışması aslında bu. Instagram'dan aldığım postumu görüntülü bir şekilde sizlere açıklayıp şöyle çok kısa bir ders yapacağım. Kendiniz de bu cümleleri oluşturmaya çalışırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini buradan ve buna benzeyen postlardan ve aynı zamanda videolardan siz de anlamaya çalışacaksınız. Sorularınız olduğunda benimle lütfen paylaşın arkadaşlar. Şimdi postumuz bir non-close. Bir non-close analizi. Non-close neydi? İlgili videoda, ders anlatımında sizlerle paylaşmıştım. Onu da şöyle sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Bu videoda da her zaman günlük konuşmada aklımıza gelebilecek bir cümleyi sizlerle paylaşacağım, analizini yapacağım. Yalnız buradaki püf nokta şu arkadaşlar. Biz bu cümleler aklımıza geldiğinde Türkçe düşünüyoruz ya en nihayetinde İngilizce konuşmayı isteyen insanlar olarak Türkçe düşünüyoruz. Bu tarz cümleler aklımıza geldiğinde ne yapacağız? Bunlarla nasıl başa çıkacağız? Hızlı bir şekilde bunları nasıl çevirmeye çalışacağız? Bunlardan bahsedeceğim cümle analizi sırasında. İsterseniz lafı da fazla uzatmayalım, analizimize başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu yaptığımız cümle neden bu kadar ciddi olduğunu merak ediyorum cümlesi. Aslında bir adet non-close bir cümle arkadaşlar. Nerede anlıyorum ben bunun non-close olduğunu? Bakın burada bir tane dik ifadesi var. Bunu farklı renkte şöyle çizelim. Dik ifadesi var burada. Bu arkadaşlar bize bir relative clause ya da non-close olduğunun göstergesidir. Şimdi analizimize baktığımızda zaten ikinci cümlemizde bakın bir sonraki postta diyor ki neden bu kadar ciddi olduğunu merak ediyorum. Neden why bu kadar ciddi so serious olduğunu you are tabii ki you are kısmı he is, she is de olabilir. Tensine göre farklı bir şey de olabilir. He is, she is, she was, she has been gibi farklı tenslerle de ben bunu çekimleyebilirim. Ve merak ediyorum kısmı arkadaşlar I wonder. Şimdi tam bir cümleye dönüştürdüğümüzde I wonder why you are so serious. Neden bu kadar ciddi olduğunu merak ediyorum oluyor. Bakın noun clause'u kurarken sevgili arkadaşlar bir tane burada şöyle düzenlemizi açalım. Bir tane öznemiz var. Bir tane yüklemimiz var arkadaşlar. Ve diyorduk ki noun clause'un kuralı şuydu. Bir cümlenin öznesi ya da nesnesi eğer ki başka bir cümlecik ise orası noun clause'u oluşturur diyorduk. Türkçe'de dıkdik ile kurduğumuz bu cümleleri genelde noun clause'a çeviririz ya da relative clause'a çeviririz demiştik. Bakın şimdi buradaki nesne pozisyonundaki why you are so serious kısmı benim noun clause'umu oluşturuyor arkadaşlar. Dikkat edecek olursanız you'da bir özne var. Why you are so serious'da you bir özne, are'sa bir yüklem. Yani burada yine bir cümlecik var arkadaşlar. So serious kısmı ise tümleç complement diyoruz. Bunun tamamı bizim gördüğünüz üzere nesnemiz neyin nesnesi? Wonder yükleminin nesnesi sevgili arkadaşlar. İşte noun clause dediğimiz hadise budur. Bu bir özne de olabilirdi ama özne pozisyondaki noun clause'lara dair örneklerimiz postlarda da geçmişti arkadaşlar. Süper noun clause, süper basit noun clause anlatımı diye bir post paylaşmıştım. Orada vardı. Aynı zamanda YouTube videolarımda da noun clause dersi içerisinde arkadaşlar bunlar geçiyor. Şimdi bir sonraki kısmına bakalım. Şimdi burada detaylı bir şekilde zaten anlattım. Arkadaşlar bu kısımları okumuşsunuzdur. Eğer Instagram postunda bunları okumadıysanız detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Burada kısaca anlatımından bahsettim.
Non-close dersinde burada kartlar kısmında paylaşacağım sağ üst köşede. Oradan gidebilirsiniz. Fakat bunları genelde gördüğüm şöyle bir şey var. Bu cümleleri yapabildiğinde konuşabileceğini zannediyor kişi. Arkadaşlar aslında konuşma egzersizleri bunlardan çok daha önce başlıyor. Bununla ilgili size bir şey anlatmak istiyorum işin aslı. Sevgili arkadaşlar, şimdi siz bu cümleyi kurduğunuzda aslında konuşabiliyor olmuyorsunuz. İngilizce konuşmaya başlamanız bu cümleleri çok daha basitleştirerek olması gerekiyor. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Aklımızdan çeviri yapmıyoruz arkadaşlar. Bu cümle aklınıza geldiğinde, yani neden ya da buna benzer bir cümle aklınıza geldiğinde, neden bu kadar ciddi olduğunu merak ediyorum diye bir şey aklınıza geldiğinde, oradaki dık dikin var olduğunu ve bu yapının kompleks bir yapı olduğunu fark etmeniz lazım. O noktada da arkadaşlar kuracağınız cümle bu değil. Temel seviyede konuşmayı öğrenmek için bu cümlelerden uzak durmanız gerekiyor arkadaşlar. Burada yapmanız gerekli olan şey şu. Böyle bir cümle aklınıza geldiğinde bu cümleyi iki kısma bölmeniz gerekiyor. Ve kendi kendinize şöyle demeniz lazım arkadaşlar. Şuraya not olarak düşüyorum. Şu kısmı kullanayım. Şöyle demeniz lazım. You are so serious. Nokta. Why? Bakın çok daha basit bir anlatım. Konuşmada bu non-close'u yapmanız çok zor. Temel seviyede konuşanlar için söylüyorum. Konuşmada çok duraksıyorsanız arkadaşlar, konuşmanız hoşunuza gitmiyorsa çok kompleks şeyler yapmaktan kaçının ve şöyle deyin. Bu tarzda bir kompleks ifade aklınıza geldiğinde, evet bunun çeviri çalışmasını kağıt üstünde ayrıca yapabilirsiniz. Bunun hiçbir sakıncası yok. Faydalıdır da hatta. Ama konuşurken bunu söyleyemiyorsanız, bunlar aklınıza gelmiyorsa çok daha basit şeylerde eksiklikleriniz var demektir. Hemen basitleştirme mefhumu aklınıza gelmesi gerekiyor ve şöyle demeniz lazım. Bunu İngilizce kaynaklarımla en basit şekilde nasıl aktarabilirim? Şöyle bir cümle kurabilirsiniz mesela. You are so serious, why? Yani I wonder why you are so serious demektense çok daha kolay. Arkadaşlar bu cümleleri basitleştirebilir hale gelip de böyle tık 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 kısa kısa ama çok basit cümlelerle konuştuğunuzda, ki zaten günlük hayattaki konuşma genelde bu şekilde %80'i %90'ı, konuşmanız çok daha akıcı hale gelecek ve kendinizle barışık hale geleceksiniz. Diliniz otomatistiniz, yani otomatik şekilde cümlelerin, kelimelerin ağzınızdan çıkması çok gelişecek. Ve ondan sonra İngilizce zihniniz aktif hale gelecek ve ondan sonra da İngilizceyi daha rahat konuşabilir, yeni kuralları daha kolay anlayabilir ve uygulamaya geçirebilir olacaksınız arkadaşlar. Ders bu kadardı. Çok kısa bir dersti. Açıklaması bu cümlenin bu şekildeydi. Sorularınız varsa aşağıdaki yorumlar kısmında benimle paylaşın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.